Merhaba arkadaşlar yeni bir seriye daha başlamayı düşünüyorum ancak bu seriyi böyle diğerleri gibi haftada işte en az iki video gelsin ya da şöyle yapayım tarzında düşündüğüm bir seriden çok içimden geldikçe ya da istek geldikçe yapacağım bir seri. Burada sayılar teorisi olaraktan tam olarak sayılar teorisi yapmayacağımı da belirteyim. Belli başlı soyut matematik kısımlarını da anlatacağım yeri geldiğinde hani bu buradan geliyordur gibisinden içinde ispatların olduğu, uygulamaların olduğu, hani o teorik uygulamaların olduğu soyut cebire bile girdiğimiz tarzda bir ders olacak. Şu an için elimde herhangi bir hazırlık yok. Şu an sadece dersin tanıtımını amaçla bunu yapmaya çalışıyorum. Temel şeyleri tabii ki hatırlatacağım. Bir temel kavramlar videosu tarzında olacak. Hatta bu ders içeriğinde iki tane daha güzel şeyden bahsedeceğim. Ee, bazı yerlerde kriptografiye gireceğim. RSA algoritması falan gibisinden bazı algoritmaları ufaktan tanıtmaya çalışacağım. Bu sayılar teorisinin günlük hayat pratiklerini anlatmak adına. Ee, hatta şöyle bir şey de düşünüyorum. Modül gibi kavramları kullandığımda öğler fi fonksiyonu falan gibi şeyleri gösterdiğimde aslında bunların belli başlı algoritmaları var. EBOPEKOK'tan koktan tutun. Bu algoritmalar aslında programlamanın da bir konusudur. Ki çoğu mühendislikte bu ayrık yapılar dersi içerisinde buradaki sayılar teorisinin temeli kullanılıyor. Belli başlı ispat teknikleri kullanılıyor. Yani buradaki sayılar teorisi adına bakılarak direkt yani elementer sayılar teorisi olarak düşünülmemeli. Soyut matematik, kriptografi, soyut bir Hatta birazcık da programlama bile içerecektir diyebilirim. Genel anlamda böyle karışık bir ders içeriği planlıyorum. Arada sırada gelecek. E, i̇zlediğimiz zaman keyif alacağımız bir seri oluşturmaya çalışıyorum. Belki birkaç videoluk bu tanımlar kısmı sıkıcı olabilir. Ama hatırlatmalar da çok uzun tutmayıp e, şimdilik bir başlangıç yapmak istiyorum. Öncelikle hatırlatma olarak vermek istediğim şey şu. Küme neydi? Yani bakın bir matematikçi olarak ben tanım kısmına biraz takık bir insanım. Kendi verdiğim derslerde de öğrencilerime çok sık bir şekilde bu tip şeyleri soruyorum. Küme nedir? İşte size göre fonksiyon nedir falan gibisinden şeyler. Çoğundan bir cevap gelmiyor. Matematiksel olarak da bunu tanımlamak birazcık sıkıntı. İçindeki elemanları iyi tanımlanmış nesneler topluluğuna deniliyor. Şimdi bu tanım ne anlama geliyor? Eee İçindeki elemanları iyi belirlenmiş, elemanları iyi tanımlanmış nesneler topluluğu tanımlanmış. <laughs> nesneler topluluğu hiçbir şey anlatmıyor gibi değil mi? Nesneler topluluğuna denir. Nesne ne? İyi tanımlılık ne? Değil mi? Bu kavramlar insanın çok da aklına yatan tarzda şeyler değil. Aslında bu hatırlatmaları şöyle bir görsel olarak görmeniz için yazıp sileceğim. İster yazın ister yazmayın. Çünkü elementer sayılar teorisi dersleri bu şekil başlamaz. Ee, i̇yi tanımlılık şu. Mesela fonksiyonel anlamda değil böyle genel anlamda söylüyorum. Ben size bir şey söylediğimde... En anlamayacak olan adamın bile baktığı zaman... Aynı şeyi anlamaz gerekiyor. Tabii en anlamayacak adam anlamayacaktır da... Şöyle söyleyeyim. Ben bir şey belirttiğim zaman karşımdaki kim olursa olsun onu aynı şekilde bulabilecek demektir. Mesela gidip şöyle dediğimde 3'ten küçük doğal sayılar dediğim zaman sizin hepinizin aklınıza 2, 1, 0 gelmesi gerekiyor. 0 bazen sakat bazen işimize göre alacağız ya da almayacağız gibisine şeyler olacak sayma sayıları gibi. Bu dersin içeriğinde onu da söyleyeyim ama ben genellikle 0'ı doğal sayı olarak kabul edeceğim. E, neyse e, buradaki iyi e tanımlılığın ifade ettiği şey şu. Kümelerin belli başlı gösterim yöntemleri vardı. Kümelerin özellikleri vardı. İşte bir kümenin boş kümeyle kesişimi boştu. Bir kümenin boş kümeyle birleşimi kendisiydi. Bir kümenin kendisiyle kesişimi ve birleşimi yine kendisiydi gibisinden birçok özelliğini tanımlamıştık. İşte iki kümenin çarpımı şudur budur gibisinden gitmiştik. Ve kümenin içerisindeki her bir elemana e, noktalar diyebiliriz temel anlamıyla. Peki bu küme kavramı ne işimiz veriyor? Bir küme teorisi ya da küme kuramı diye bir ders var aslında başlı başına bir kitap var. Matematiğin çok önemli bir alanıdır. Oranın pratik uygulamalarından biri de bu sayılar teorisinde vardır. Kümeler sayesinde aslında bizim elde etmek istediğimiz şey burada kartezyen çarpım kümelerini elde etmek istiyoruz. Kartezyen çarpım neyimize yarayacak? Bakın her şey birbirleriyle o kadar bağlantılı ki. Boştan farklı iki adet kümemi alıyorum. A virgül B gibi. A kartezyen çarpım B ile şunları oluşturuyorum. A virgül B'lerden oluşur. Öyle ki A eleman A, ve eleman B. Peki bu ne ifade ediyor? Bu şekil yazdığım şey. E, şimdi mesela getireyim A kümesini bir örnekle yapayım. 1, 2, nokta koydum. Bak şuraya. Şurayı bir sileyim. 1,2 gibi seçeyim. B kümemi de 3 elemanını seçeceğim. Mesela burada A, B, C şeklinde seçtim. A kartezyen çarpım B demek neymiş? A, B ikililerinden oluşuyormuş. Bunlara sıralı ikili diyoruz. Hem getirip burayı işte C ile çarptım. Buraya bir C eklersin. Onlara da sıralı enli diyeceğiz aslında genel anlamıyla. Bunları biliyorsunuz kabul ederekten geliyorum. Çünkü oturup soyut matematiğin her şeyini baştan anlatırsam bu seriyi bitiremeyebilirim. Yani soyut matematiğe döner tam anlamıyla. Ama benim anlatmak istediğim şey sayılar teorisi daha ağırlıklı olarak. Şimdi şimdi buradaki ikilileri düşünüyorum. Bir A var burada. Bir B var. Bir C var. Sonra neler var? 2 A var. 2 B var. 2 C var. Bu tip bir sürü giden eleman var. Bu benim kartezyen çarpım kümemi oluşturuyor. A kümemin eleman sayısını böyle gösterirsem buna M diyeyim. S B'yi de N ile göstereyim. A kart çarpım B M çarpı N elemanlı olacaktır. Bakın gerçekten öyle 2'ye 3 6 eleman yapar. Burası da yine 6 elemanlı bir kümedir. Kartezyen çarpımla böyle temel işlemlerde kullanıyoruz ama bu kümeyi yazmanız için değil bilmeniz gerekmekte bana sadece. Evet şimdi bu neye yarıyor? Buradan da şöyle bir şey yapacağız. Bağıntı. Bağıntı aslında bizim için burada önemli olan noktalardan bir tanesi. Bağıntı da şu. X virgül y boştan farklı bir küme olmak üzere x virgül y'nin her alt kümesine ne diyecekmişiz? Bağıntı denir. Bağıntı denir. <laughs> Buradaki bağıntının çok genel bir tanımı var. İnsanın aklına yatacak tarzda bir şey değil. Mesela az önceki yazdığım küme aklıma gelsin. 1A, işte 1B, 1C vardı burada hatırladığım. 2A, 2B, 2C gibisinden başka bir yer daha vardı. Şimdi benim buradaki bir alt kümeyi alayım. Mesela burası benim için x virgül y değil a çarpı b şeklinde olacak. A ile b'yi sildik ama ben bunun bir alt kümesi olarak şu kümeyi alıyorum. U yazıyorum ben buraya. 1 a 1 b sonra getireyim 2 c'yi alayım. Bu bir bağıntı ya da V kümesini aldığımı düşünün. Bu neyin altında bu arada? A kartezyen çarpım B'nin. 1 bir A'yı aldım. 2 A'yı aldım gibisinden düşünüyorum. Bu da yine A kartezyen çarpım B'nin bir alt kümesi. V de bir bağıntı. Allah Allah garip bir şeymiş. <laughs> Sonra buradan bağıntıları şu şekil ifade etmeye başlıyoruz. R A virgül B ise A virgül B eleman R şeklinde yazmaya başlayacağız burada buradaki özelliği açısından bakacağız. R burada bir bağıntı ifade ediyor. Sonra bu bağıntıları birazcık daha özelleştirmiştik bakın hatırlarsanız. Mesela gittik yansımalı bağıntı dedik. Yansımalı bağıntı. Bu ne işe yarıyordu bizim için? Bir A eleman aldığımda buradaki artık yansıma simetri için kümemin şu şekilde olması gerekiyor. A kartezyen çarpım A gibi aynı küme üzerinde hareket ediyor olmam lazım. Çünkü burayı B aldığım zaman B'nin A'yı içerme gibi bir durumu olmayabilir. Yansıma simetri, geçişme, ters simetri gibi özellikler için buranın önemli olan noktası aynı alınmasıdır. Tamam yansımalı bağıntı şöyle olacak. Ee, beta bağıntısının olduğunu kabul edelim burada. Beta bağıntısı A beta A ise burada yansımalı adını alıyor. Yani her elemanın kendisiyle ilişkisi olması gerekiyor. Şimdi biz A kartezyen çarpım A'yı yazalım yukarıdaki örnek için. Neler var burada? A virgül A. B, A virgül B var burada. Sonra B virgül A. Sonra B virgül B var. Baktığımız zaman her elemanın kendisiyle yansıması var. Buradaki şu beta bağıntısını aldığımı düşünün. A virgül A. Direkt kendisini alıyorum aslında kümenin. Çünkü her küme kendinin de bir alt kümesiydi. Burayı da aslında anlatmalıydım ama zaten soyut matematik biliyorsunuz kabul edeceğim yani her şeye başlayamam. Buradan şöyle bir şey yazabilirim. A beta A'dır. A B de beta ile yine bağlantılıdır. Bunların ikisi içerildiği için burası yansımalı. Sonra simetri özelliğinden bahsedelim. A virgül B eleman beta iken şunun olmasını bekliyoruz. B virgül A eleman beta ise ne diyormuşuz beta'ya? Simetri bağıntısı adına veriyoruz. Yani elinizde şu varken diğeri de olacak. Diğer eşi de olacak. Yerlerin değişmiş hali de olacak. Simetri bağıntısı. Ee, sonra ters simetriyi verelim hazır başlamışken. Ters simetri ne demek? Bu da şu. A virgül B eleman beta ve B virgül A eleman betadır. Ancak ve ancak A eşittir B ise. Bu sefer de şunu demiyor. Bu varsa bu olmayacak. Varsa zaten burada A ile B birbirine eşit olmalıdır demek istiyor. Bakın buradaki bağıntım ters simetrik değildir. Çünkü burada bu varken bu var. Diğer eşinin olmamasını istiyoruz. Bir tanesi olacak bu olmayacak mesela. Bu diğerini alırsam bu olacak şeklinde olması lazım. En son geçişme bağıntısı dediğimiz şey var. Ama burada da kümemiz el vermiyor. Yani bunu yapmaya. Birazcık kümemi büyüteyim isterseniz. Şurayı da işte C elemanı eklediğimi düşünerek hareket edin. A virgül C. Sonra işte B virgül A. B virgül B. B virgül C. C virgül A. C virgül B. C virgül C şeklinde yazdım. Burada kümemi gelişlettim. A kümemi de genişlettim merak etmeyin. Geçişme de şunu söylüyor. A virgül B beta yazdım bir hızlı düşünme yüzüne. Eleman beta iken e, biten bir tane daha vardı özür dilerim. Ve daha doğrusu beta virgül a burada eleman beta'yı yazalım. B virgül c'den eleman beta ise burada şunun olmasını iddia ediyoruz. A virgül c de yine beta'nın elemanı olacaktır. Yani buradaki şu ara elemanı birleştirdiğimizde yok etmemiz gerekiyor. Bakıyorum. A ile B birbiriyle bağlantılı. B ile de C birbiriyle bağlantılı. Eğer ki bu geçişmeli bağıntıysa benim burada A virgül C elemanım olmalı. Ki var olduğu için bu bağıntı bir ne olmuş olur? Geçişmeli bağıntı oluyor. Şimdi geldik denklik bağıntısı ve sıralama bağıntısı kavramından bahsetmeye. Denklik bağıntısı şu buradaki denklik bağıntısı iki kümenin birbiriyle aynı özellikleri koruduğunu söyleyen bağıntıdır. Yansıma içercek içerisinde simetrisi olacak ve ne olması gerekiyor? Geçişme içeren bağıntı. Bu iki kümenin özelliklerini birebir koruyor. Kısmi sıralama bağıntısı vardır burada. Kısmi sıralama bağıntısı bunun da şu özellikleri sağladığını biliyorum. Yansıma artı ters simetri artı geçişme ikisinin de benim buradaki derste içime yarayacağı için bir hatırlatmasını yaptım sonra kısmi sıralı kümelere şu denir, buna bu denir gibisinden çeşitli adlandırmalara gidiyoruz. Kısmi sıralama bağıntısı neye yarıyor peki tam anlamıyla? Kısmi sıralama bağıntısı da iki kümenin elemanlarını kıyaslamaya yarıyor. Temel anlamıyla bağıntılar bu şekilde. Bunları da bildikten sonra getirdik. Fonksiyonları tanımladık. Bağıntıların belli kurallarını sağlayanlara fonksiyon adını vermiştik. Onu daha sözel bir şekilde ifade edeceğim. Çünkü bu derste daha ağırlıklı olarak bağıntı kullanıyoruz. Öyle fonksiyon kullandığımı hatırlamıyorum. Başka ne diyebiliriz? Sonra mesela doğal sayıları nasıl hatırlıyorsunuz? Doğal sayılar neydi? Bir onu hatırlatalım önce. 0, 1, 2, 3 nokta nokta devam eden kümeye doğal sayılar demiştik. Peki doğal sayıları nasıl kurduk? Doğal sayıları şöyle kurduk. Getirdik 0 eşittir boş küme olsun dedik. 1 eşittir buradaki boş küme içeren küme olsun şeklinde yazdım. 2'yi şöyle yazdım. Buradaki boş kümeyi hatta bakın burada bir de şey vardı. Boş küme ve boş küme içeren küme şeklinde yazmıştım. Burada boş küme var dedim. Sonra biri içeriyor dedim. Boş küme içeren küme. Sonra ne var? Evet bu şekilde yazdım mesela getirdim. Bunları böyle genişlete genişlete yazdım. Daha doğru ifade etmem gerekirse bir dediğim küme boş kümeyle ile sıfırın birleşimi şeklinde yazdım. İki dediğimi boş küme birleşim bir birleşim sıfır virgül bir gibisinden yazmış oldum. İçerisindeki kümeleri kapsayan şekilde ilerlemiş oldum. Sonra getirildim. Mesela buna ardılı demiştim. Ne ee, dediğim küme varsa ne ardıl boş kümeyle getirip N'nin birleştirilmiş halidir gibisinden bir yapıyla bütün sayıları inşa etmiş oldum. Aslında sayılar dediğimiz kavram da matematikte kümelerle tanımlanmış oldu. Burada peonun aksiyonları vardı. Peonun aksiyonları sayesinde belli şeyler yapıyorduk. Sayıların inşası bu şekildeydi doğal sayılar için baktığımızda. Bunları çok detaylarına girmek istemiyorum. Sonra iyi sıralama işte kısmi sıralamanın belli başlı özelliklerini kullanaraktan devam ederdik buralarda. Şöyle söyleyeyim. Mesela e doğal sayıların bir özelliği vardı. Tümevarım ilkesi şeklinde hatırlayalım. Tümevarım ilkesi. Bunun demek istediği şey neydi? Onu temel anlamıyla hatırlatalım. M alt doğal sayılar olsun. Bu arada doğal sayılar da şey olarak kullanılıyor. Sıfır içeren bir kümem var. Sonra bir var. Bunun içerisindeki bütün kümelerin kesişimi şeklinde tanımlanıyordu. Amacım onları hatırlatmak ufaktan ama baştan sona yazmak değil. M alt ne? M boştan farklı olmak üzere. M'nin içerisinde bir varsa bir eleman M ve e, K eleman M iken K artı bir eleman M ise ne diyorduk? M eşit N'dir. Bu da tüme varım ilkes olarak geçiyordu. Yani şöyle bir şey var. Elinizde doğal sayıların boştan farklı bir alt kümesi var. Bu alt küme biri içeriyor ve aldığınız her K için burada bunu yazmayı unuttum. Her K eleman M için. Onun bir fazlası da yine M kümesine düşüyorsa o küme doğal sayılara eşit oluyordu. Bu tüme varım ilkesini belirli başlı yerlerde kullanıyorduk. E, tam sıralama dediğimiz kavram şuydu. Bir kümeniz var elinizde ve bir bağıntınız var. Kısmi sıralama bağıntınız. Onun içerisinden aldığınız rastgele iki eleman karşılaştırılabiliyor ve biri diğerinden büyük, biri diğerinden küçük gibisinden bir sıralamadan söz edebiliyorsanız o kümeye tam sıralı küme demiştik. Her kısmi sıralı kümenin içerisinde bir zincir vardır demiştik. Zincir dediğimiz ise oradaki tam sıralı bir alt kümeydi. Bunları da soyut matematik bilgisi olarak tekrardan bir hatırlatma yaptık. Sonrasında e, ne söyleyebiliriz? İyi sıralılık kavramından bahsedebiliriz. İyi sıralılık da şu. Aldığınız bir kümenin her alt kümesinin en küçük elemanı varsa ya da minimal elemanı varsa diyelim. O kümeye iyi sıralı küme adını veriyorduk. Doğal sayılar yardımıyla geldik. Tam sayıları kurduk. İşte getirdik. Eksi n'lerden oluşur. N eleman n. işte artı bilmem bir şey gibisinden bir şeyler yaparaktan burada tam sayılar kümesini kurmuştuk. Temel olarak kümelerle yaptığımız iş bu. Hatta sonra geldik. Q'yu şu şekilde inşa ettik. M bölü N'lerden oluşsun dedik. Ki bölüyü bile farklı bir şekilde tanımladık aslında da. M virgül N eleman Z dedik. Bu şekil geldik. Q'yu kurduk. Sonra dedekin kesimlerini tanımladık. Q üstü'yü kurduk buradan. Dedekin kesimlerinin ne sayesinde yaptık? Rasyonel sayılarla yaptık. Mesela kök 2 sayısı şu şekilde tanımlanmıştı. Kök 2 x eleman işte Q'lardan oluşur. X kare küçük eşittir. 2 şeklinde yazdığımız şey şeklinde ifade edilmişti. Aslında rasyonel sayıların her birini bir küme gibisinden ifade etmiştik. Sonra rasyonel sayılar ve irasyonel sayıları birleştirerek reel sayılar elde ettik ve soyut matematiği bir şekilde tanımladık ve bitirdik. Şu an her şeyi o kadar hızlı bir şekilde anlattım ki yani bir karmaşıklık olduğuna eminim zaten hepimizin kafasında. Benim buradaki anlatmak istediğim şey şu an için soyut matematikte yaptığımız şeyleri hatırlatmaktı. Ki buradaki bütün anlattıklarından önce biz temel ispatlarla uğraştık. Yani ispat yöntemlerini anlamaya çalıştık, fonksiyonları anlamaya çalıştık, bir sürü şey yaptık. Ama bu kadar yaptığımız şeyin bütün özeti bu aslında. Şimdi buradaki ufak tefek bilgilerimizi kullanaraktan ilerlemeye çalışacağız bir sonraki videolarımızda. Eğer ki bu videodan çok bir şey anlamadıysanız bir sonraki videolarda aslında başlangıcı yapıyorum. Şu an burada dersteki temel şeyleri ufak tefek hatırlatmaya çalıştım. Doğru düzgün yazmadığım için kafanız karışabilir. Bir sonraki videolarda görüşürüz.